Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi karşımızda Gigabyte 4070 Super ekran kartımız bulunuyor. Bu videoda sizlerle birlikte eğer 4070 Super bir ekran kartınız varsa nasıl yayın yapabilirsiniz ve 4000 serisi ekran kartı birlikte yeni gelen AV1 kodeğini nasıl kullanabilirsiniz? Bu videoda birlikte buna bakacağız. Fakat öncesinde gelin şu güzeller güzeli Gigabyte 4070 Super'in kutu açılışını yapalım ve sonrasında konumuza geri dönelim. Ekran kartımızın kutusuna baktığımızda gayet tüm detayların yer aldığını görüyoruz. Şimdi ben kutuyu açarken sizlere biraz Gigabyte 4070 Super windforce Force OC'nin teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Ekran kartımız 12 GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu yüksek çözünürlüklerde ve en üst düzey grafik ayarlarında oyun oynamak ve içerik üretmek için mükemmel bir seçenek. Bu model 192 bit bellek arayüzüne sahip ve 21 gigabitlik bellek hızına da ulaşıyor. Bu da oyun ve uygulamalarda yüksek performans sağlıyor. Performans tarafına biraz daha değindiğimizde 4070 Super Wind Force OC, 7168 kuda çekirdeği ve 2505 MHz'lik bas saat hızıyla geliyor. Bu sayede en zorlu oyun ve uygulamalarda bile akıcı bir performans sunuyor. Kutu içerisinde 16 binlik güç girişini 8 bin'e düşüren çevirici bir aparat bulunuyor. Bu sayede hem görsel olarak biraz daha derli toplu duruyor kartımız kasa içerisinde hem de kablo kalabalığını birazcık kasamızın arkasına doğru atmış oluyoruz. Ekran kartımızı paketinden çıkarır çıkartmaz kartın soğutma sistemi yani fanları bizi karşılıyor. Gigabyte'ın Windforce 3X teknolojisiyle desteklenmiş 3 adet 80 milim bıçaklı fan, alternatif dönüş ve kompozit bakır ısı burları sayesinde kartın ısısını optimum seviyede tutuyor. Ayrıca 3D aktif fan teknolojisiyle düşük yüklerde fanlar durarak sessiz bir çalışma sağlanıyor. Ekran kartımızın arkasına döndüğümüzde metal şık bir arka plaka, bulunuyor. Bu plaka sadece estetik bir görüntüden ziyade aynı zamanda tam koruma sağlamak için grafik kartının yapısını da sağlamlaştırıyor. Bağlantı noktalarına gelecek olursak ekran kartımız bir adet HDMI ve 3 adet DisplayPort bağlantısı bulunuyor. Şimdi ilk olarak ekran kartımızı God of War'da test etmek istiyorum. Ayarlar bölümüne geldim. Görüntü bölümüne geldiğimde gördüğünüz gibi 2560'a e 1440 yani 2K'da bir oyun tecrübesi yaşayacağız. Grafikler bölümüne geldiğimde de olabilecek ultra hatta buradan ultra plus yansımalar var. Bunu seçiyorum ve oyuna başlıyoruz. Hatta biraz çatışmalı bir bölüm olacak gibi. Biraz çatışmalı bir an yaşadık. Neredeyse sürekli ekran kartımız %100 kullanımdaydı ve bununla birlikte 70 derecenin üzerine neredeyse hiç çıkmadık. En yoğun sahnelerde 135-140 FPS'lere düştük ama onun haricinde ortalama olarak 160-170 FPS civarında seyrettik. Şu an mesela bir çatışma halindeyiz. Bilerek üzerime gelmelerini sağlıyorum ama gördüğünüz gibi yine 150-160-135 o civarda gidiyoruz ve 2K'dayız ve olabilecek en yüksek ayarlardayız. AV1 kodeyini sadece YouTube veya Twitch'te yayın yapıyorsanız destekliyor. Fakat Kik platformunda ne yazık ki henüz bir AV1 desteği bulunmuyor. Bu nedenle YouTube veya Twitch'te canlı yayın yapıyorsanız eğer mutlaka AV1 kodeğini tercih etmenizi öneririm. Hatta şu an ekrana AV1 kodeği ve H264 ile birlikte bir görüntü kıyaslaması da ekrana yerleştiriyor olacağım. AV1 kodeği muazzam çalışıyor ve 1080p 60 FPS'te 6000, 7000 hatta 8000 bitrate'lerde aldığımız tam kaliteyi AV1 kodeğiyle ile birlikte 4000 3500 bitrate'lerde alabiliyoruz. Eğer sizin de 4000 serisi bir ekran kartınız varsa ki özellikle Gigabyte 4070 süperiniz varsa yapabileceğimiz ayarlar şu şekilde. Hızlıca geldik OBS'imize, ayarlarımıza giriş sağladık ve buradan çıkış bölümüne geldik. Çıkış bölümünden ne yapıyoruz? Video kodlayıcı bölümüne tıkladığınızda H264 veya X264 karşınıza çıkacak. Sakın burada demeyin ki neden benim AV1 kodeyim gözükmüyor 4000 serisi bir ekran kartım var. Bunun için yapmanız gereken iki şey var. Birincisi ekran kartınızın driverlarını mutlaka güncel olması. Bir diğeri de yayın bölümüne gelip twitch veya YouTube hesabınızı bağladıktan sonra direkt olarak gelecek. Çünkü şu anda sadece AV1 kodeğini twitch ve YouTube platformu destekliyor. Ben hızlı olsun diye YouTube hesabımı bağlıyorum hızlıca. Hemen bunu sizlerle de beraber yapalım ki siz de görmüş olun. Şu an YouTube hesabımı bağladım. Direkt çıkış bölümünden yayın bölümüne geldiğimde gördüğünüz gibi AV1 kodeyim direkt olarak geldi. Neden? Çünkü YouTube ve Twitch destekliyor. Buradan hızlıca AV1'i seçiyorum. CBR bölümünü seçiyorum. Yayın yapacaksam daha sonrasında bit hızımı da ben yine verebileceğim en yüksek kalitede vermek istediğim için 6000 bit rate'i seçiyorum. Daha sonrasında aşağı geliyorum. Anahtar kare aralımı 2 yapıyorum. Ön tanımlım P5. Siz bunu P6 da yapabilirsiniz. Çünkü 4070 ve üzeri bir ekran kartınız varsa P6'yı da seçebilirsiniz. Bu tabi oynadığınız oyuna ve yayını verdiğiniz çözünürlüğe bağlı olarak P5'e de çekebilirsiniz. Daha sonrasında ayar bölümünden tabii ki de yüksek kaliteyi çok seferli modu iki seferde çeyrek çözünürlük olarak seçiyoruz. Profilimiz main olarak kalıyor. İleri bakmayı tıklıyoruz. Maksimum B karelerinde 2 olarak bırakıyoruz. Uygula tamam diyoruz. Kayıt tarafına baktığımızda tekrar çıkışa geldik ve kayıt bölümünü seçiyoruz. Ve burada tekrardan zaten AV1 seçili olarak geliyor kayıt bölümünde. Aşağıya doğru iniyorum. Siz bunu isterseniz CBR, isterseniz CQP olarak ayarlayabilirsiniz. CBR dediğinizde bitrate'inizi ayarlarsınız. Burada AV1'de 4K bir kayıt alacaksanız 25.000 bit verebilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle 1080p vesaire bir kayıt alacağım derseniz eğer 12.000 bitrate verebilirsiniz. Fakat burada şuna dikkat edin. Öncelikle bir deneme yapın. Bir iki kere deneme yapın, 12.000 bitrate ile yapın, 20.000 bitrate bit ile yapın, 30.000 bitrate bit ile yapın. Yani herkesin sistemine göre alabileceği kalite değişkenlik gösterebilir. Bunlar RAM'e, işlemciye, ve tabii ki de ekran kartının kuvvetine göre de değişkenlik gösterecek şeylerdir. Fakat ben 4070 Super ile birlikte rahatlıkla 25.000 bitrate video kayıtlarımda rahatlıkla verebilirim. Diğer ayarlara baktığımızda da yine aynı ayarları standart olarak kullanabiliyoruz yayındaki gibi. Burada yine ön tanımlıyı P5 veya P6 olarak seçebilirsiniz. Ayrıca burada CQP değeri belirleyebilirsiniz. CQP değeri siz basic olarak ilk açtığınızda 20 olarak gelecek. Siz bunu 15'e kadar çekebilirsiniz. Ortalama en doğru çözünürlüğü 15'te veriyor. Bu ne diyecek olursanız CQ seviyesini ne kadar düşük tutarsanız eğer videonuzun kalitesi o kadar artar. Nvidia'nın official sitesinde kendi açıkladıkları tam kalite için 15'i tercih edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi siz yine testler yaparak 12, 11, 10 hatta ya da 17, 18, 20 gibi değerleri de kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi basic olarak tam kalite almak istiyorsanız CQ seviyesini 15 olarak kullanabilirsiniz. AV1 kodi ile birlikte çözülen en büyük problemlerden biri Özellikle FPS oyunu oynuyorsanız ve hızlı ve keskin hareketler yaptığınız işte Valorant, CS gibi oyunlarda çok fazla hızlı hareket ettiğinizde yayınlarınızda veya video kayıtlarınızda ekran blurlanıyordu. Yani bir motion blur gibi bir şey oluyordu ama Tabii bu piksel piksel oluyordu. Gayet kötü gözüküyordu. AV1 kode ile birlikte bu minimuma indirilerek en üst seviyede kalite almamız sağlanmış. AV1 kode ile çekim yaptığınızda Premiere bunu kabul etmeyecektir. Bunun için AV1 kodekli videonuzu H264 MP 4'e çevirmeniz gerekiyor. Ben bunun için VLC'yi kullanıyorum. VLC'den ortam deyip dönüştür kaydet dedikten sonra ekle butonuna tıklayıp seçiyorsunuz. Daha sonrasında dönüştürüp kaydet butonuna tıklayıp H264 MP3 parantez içinde MP4 seçeneğini seçip başlat dediğinizde AV1 kodekli videonuzu çevirmiş oluyorsunuz ve sonrasında rahatlıkla videonuzu atıp editleyebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu videoyu desteklediği için Gigabyte'a da kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.